Merhaba kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde doğa fotoğraflarını biraz inceleyeceğiz. Birkaç ufak değişiklik yapmaya çalışacağız. Hemen başlayalım dersimize. Gördüğünüz üzere burada bir fotoğrafımız var. Hemen eğrileri açıyoruz. Ve burada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. İlk önce şurada ufak bir ayarla başlayalım. Biraz kontrastını arttırdık fotoğrafın. Bu abartılı oldu. Şu denge ideal gibi görünüyor. Evet, şu ayarda bırakıyorum. Kontrastını şöyle bir bakalım. Şöyle güzel. Şimdi yeniden bir eğriler açalım. Şu kısma gelelim. Alt tuşuna basalım. Pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama evet, bu renkler şu renkler gelmeye başlayınca bırakıyoruz hemen. Buraya geliyoruz. Tekrar alt tuşuna basıyoruz. Burada koyu renkler oldukça hakim. Biraz daha kısabiliriz belki. Şu şekilde bırakabiliriz. Fazla yoğunluğu var. Şu şekilde bırakabiliriz. Evrensel renk konularına geliyoruz. Buradan düzeyleri açıyoruz. Burada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Orta tonlarda biraz oynayabiliriz. Şu şekilde bırakabiliriz. Şuradan ufak bir ayar yapalım yine. Gerek yok. Yapmaya gerek yok. Orta tonlarla bir miktar daha oynamak istiyorum. Şuraya geliyorum. Evet, bu şekilde bırakıyorum. Şimdi genel olarak işlemimiz bitti gibi. Birkaç renklerle oynamak isterseniz biraz oynayabilirsiniz ama kontrast arttırdığımız için doygunluk da arttı. Dolayısıyla renklerimiz biraz daha canlı oldu. Bizim için yeterli olabilir. Öncesi ve sonrasını merak ediyorsanız şöyle yapabiliriz. Klavyede kontrol tuşuna basıp tek tek seçimi yapıyorum. Daha sonra şuradaki çanta işaretine tıklıyorum ve grup yapıyorum. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Şimdi kaydetmeyi göstereyim. Dosya bölümüne giriyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Ve bunu JPEG'tir orijinali. JPEG şeklinde kaydediyoruz. Uyarı zaten var diyor. Evet diyoruz ve geçiyoruz. 12 kalitesinde kaydetmesini istiyorum ve bu şekilde bunu kaydetmiş oluyorum. Şimdi bunu buradan kapatabiliriz. Hayır diyorum. Burada bir görselimiz var. Burada neler yapabiliriz? Öncelikle biraz keskinleştirme yapabiliriz. Bakın burada keskinleştirme aracımız var. Görselin üzerinden şöyle geçiyoruz. Şehrin ışıklarından da geçiyoruz. Pencereler, ışıklar daha keskin bir hal alıyor. Biraz canlılık ekleyebiliriz bu görsele. Evet, tekrar geliyoruz. Buradan titreşimi açıyoruz ve canlılığı bir miktar arttırıyoruz. Bu şekilde bir artış oluyor. Doygunluğa dokunmuyoruz. Sadece canlılığı arttırıyoruz. Olabildiğince arttırdık ve tamama tıklıyoruz. Dosyadan aç diyoruz. Diğer görselimize geliyoruz. Burada bir fotoğrafımız var. Bunda oynama yapacağız. Ne yapabiliriz? Şu telleri yok edebiliriz. Bunları yok etmek için nokta düzeltme fırçasını alıyoruz. Biraz boyutumuzu büyütelim. Şöyle buranın üstünden geçelim. Dikkatlice telleri yok ettik. Şimdi kontrastla biraz oynayacağız. Hemen eğrilere geliyoruz ve buradan şuradan alt tuşuna basıyoruz. Sola doğru kaydırıyoruz. Renkler belirlemeye başlayınca kesiyoruz kaydırmamızı. Burada kesebiliriz. Alt tuşuna basıp sola doğru tekrar
Kaydırıyorum. Şurada renkler başladı görünmeye. Tamamdır. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Bundan sonra biraz daha düzeylerle bir ayarlama yapalım. Bir miktar fotoğrafı açtım. Biraz şuradan kıstım. Buradan biraz kısıyorum. Şuradan biraz açacağım. Şu orta bölümlerden tekrar bir ayar yapabilir miyim diye bakıyorum. Evet, şu aralık uygundur. Ve bu şekilde bıraktım. Şuradaki teli de yok etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Nokta düzeltme aracını alıyorum. Boyutumu biraz daha büyütüyorum. Görselimin üzerine geliyorum. Dikkatlice görselin üzerinden geçiyorum. Evet, bu da yok oldu. Şuralarda biraz hafif izler kaldı. Onların da tekrar üzerinden geçersek o izler de kalmayacaktır. Evet, bu şekilde. Canlılıkla oynamak istiyorum. Ton doygunluğa geliyorum. Buradan şu el işaretini tıklıyorum. Açıyorum. El işaretine geliyorum. Yeşillerin üstüne geleceğim şimdi. Yeşilleri biraz açıyorum. Canlandırıyorum. Bu kadar canlılık benim için yeterlidir. Evet, bu şekilde oldu görselimiz. Yeterli oldu mu? Bence yeterli. Şimdi kaydetmeyi göstereyim size. Öncesi ve sonrasına bakalım tekrar. Klavyede ne yapıyorduk? Kontrol tuşuna basıp hepsini seçiyorduk. Kontrol G ile grupluyoruz. Öncesi buydu, sonrası bu halde oldu. Dosya bölümüne girip kaydet diyoruz. Buradan JPEG'i seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Uyarı çıkacak. Evet diyoruz. 12 ile kaydediyoruz. Gördüğünüz üzere kaydolmuş oldu. Burada bir görselimiz var. Bunun üzerinde hemen düzenlemeler yapacağız. İlk önce ton doygunlukla başlayalım. Titreşime giriyoruz ve buradan canlılığı arttırıyoruz. Bir miktar arttırdık ve tamam, yeterlidir bu bizim için. Daha sonra buradan eğriler açıyoruz. Eğrilerde bir düzenleme yapalım hafif bir şey. Bu güzel, yeterlidir. Alt tuşuna basıp şöyle şuralarda bırakıyorum. Tekrar alt tuşuna basıyorum. Öncesi ve sonrasına bakmak gerekirse hemen Ctrl G diyorum. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Şimdi buraya biraz HDR efekti vermek istiyorum. Ctrl J ile görselimi kopyalıyorum. Görüntü diyorum. Ayarlamalar diyorum. HDR tonlama diyorum. Evet diyorum. Buradan kuvveti ayarlayabiliyorsunuz. Bir miktar kuvveti ayarlayabiliriz. Tamam diyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Şimdi burada bazı renklerle yine oynamak istiyorum. Evrensel renk konularına geliyorum. Ton doygunluk diyorum. Şurada yeşillerin üzerine gelip yeşilleri biraz daha canlandıracağım. Yani çok abartılı olmayacak şekilde canlandıracağım. Şu şekilde olabilir. Burada sarıların üstüne geliyorum. Bunları da bir miktar arttırıyorum. Bu şekilde tamamdır. Bazı yerleri keskinleştirmek istiyorum görselim üzerinde. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle olabilir. Her ikisi görselimi seçiyorum. Klavye kontrol tuşuna basıyorum. Kontrol E ile beraber birleştiriyorum. Bu kilidi kaldırabiliriz. Bu da keskinleştirme aracımız var. Şu görselin üzerinden geçiyoruz. Bir kere geçiyoruz ve bu bizim için yeterlidir. Nokta düzeltme fırçasını alıyoruz.
Şuradaki bisikletin üzerinden geçiyoruz ve bunu buradan yok ediyoruz. Şuradaki rengin de görünmesini istemiyorum. Bunu da üzerinden geçiyorum. Onu da yok ediyorum. Arka plandaki brandalar da rahatsız ediyorsa sizi, şöyle üzerlerinden geçerek onları da yok edebilirsiniz. Şuradaki açık rengi de yok etmek istedim. Şimdi kaydetmek istiyorum. Dosya bölümüne gelip kaydet diyorum. Bunu da JPEG formatında. Şimdi fotoğraflar genel olarak çok güzel. Yani arka kısım bokehli, arka kısmın bulanıklaştırılmış, ön kısım net. Su damlacıkları güzel gözüküyor, netleme güzel yapılmış fotoğrafta. Biraz tonlarıyla oynayalım isterseniz. Ton doygunluk diyelim. Buradan bazı renklerin tonlarını arttıralım. Evet, bir miktar arttırdık. Bu kadar yeterlidir. Abartılı olursa da sonucumuz iyi olmaz. Buraya da geliyoruz. Bunu da sağ tarafa doğru kaydırıyoruz. Rengimizi biraz daha canlandırıyoruz. Evrensel renk konuları, titreşim biraz arttırıyoruz. Bu kadar yeterlidir. Renk dengesine geliyoruz. Ve burada renklerimize biraz oynuyoruz. Gölgelere geliyorum. Açık tonlara geliyorum. Evet, bu şekilde görselde de oynamış olduk. Öncesi sonrası, öncesi bu şekildeydi. Sonrası bu şekilde oldu. Biraz daha canlı oldu. Şimdi genel olarak fotoğrafın öncesi ve sonrasına bir bakalım. Şimdi netleştirme şu gül üzerinde yapabiliriz dilerseniz. Arka planlara biraz daha koyuluk ekleyebiliriz. Onu da yapabiliriz. Ama genel olarak şöyle bir bakalım görselimize. Öncesi buydu. Sonrası bu şekilde oldu. Bu fazla oldu diyorsanız bir miktar bunun opaklığını oynayabilirsiniz. Yani biraz şöyle düşürebilirsiniz. Mesela şöyle hafif arttırabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Bu fazla oldu diyorsanız. Şimdi bu, bakın bu bölüme şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir maske eklerseniz maskede fırçanızı alıp X tuşuna basarsınız. Belli bölgelerden bu etkiyi kaldırabilirsiniz. Mesela şu %100 değerleriyle opaklığımız şu aralardan bu etkiyi kaldırabilirsiniz. Bakın şu bölümlerden şöyle güzellerini geçerek bu etkiyi kaldırabilirsiniz. İstemediğiniz yerler olur. Onlardan o etkiyi kaldırırsınız. Biraz da keskinleştirme yapalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Biraz da keskinleştirme yapabiliriz isterseniz. Şimdi şöyle yapalım. Buraya gelelim. Tekrar keskinleştirme aracımızı alalım. Boyutumuzu küçültelim. Şöyle görselin üzerinden geçelim. Gül yaprağını böyle bu şekilde keskinleştirmiş oluruz. Ya, ton ve doygunluk burada oldukça iyi. Fazlasıyla iyi. Burayı biraz daha keskinleştirebiliriz. Yeşil tonlarını biraz arttırabiliriz. Hemen başlayalım. Şu yaprağın içini evet, keskinleştirme işlemimiz bitti. Şimdi yaprağın içini
Soldurma ve yakma aracıyla beraber. İlk önce yakma aracıyla beraber iç bölgeleri şöyle hafiften yakıyoruz. Koyu olan alanları yakıyoruz. Biraz da kontrastla oynayacağız şimdi. Daha güzel olacak. Evet, yaktık. Biraz daha görselde güzel bir görüntü verecektir, emin olun. Şu aralara yapıyorum. Biraz daha görünsün diye. Evet, bu şekilde oldu. Ton doygunluk diyelim. Buradan şu yeşillerin üstüne gelelim. Biraz yeşilleri arttıralım hafiften. Sarıların üstüne gelelim. Sarıları bir miktar canlandıralım. Titreşim diyelim. Biraz titreşim ekleyelim. Evet, gayet canlı oldu. Şurada yaban çilekleri var. Keskinleştirme aracını alıyorum. Ve çileğin üzerinden geçiyorum. Tonlarla biraz oynayalım. Ton doygunluk diyoruz. Biraz arttırıyoruz rengimizi. Fazla değil, bu kadar yeterli. Yeşillerin üstüne geliyoruz. Biraz arttırıyoruz. Şu bölümde renginin biraz koyutmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Belli bölgelerde biraz daha ona daha odaklı olmasını istiyorum görselin. Şimdi buradan eğrileri açıyorum. Eğrilerde ilk önce bir ayar yapıyorum alt tuşuna basıp. Burası fazlasıyla kontrast ayarı buradan yapılıyor. Şu orta bölüme tıklıyoruz. Biraz aşağı çekiyoruz. Fazla değil. Şu şekilde yeterlidir. Ton doygunluğa tekrar buradan tıklayıp doygunluğunu biraz azaltıyorum. Hafif. Şu şekilde bırakıyorum. Buradan canlılığa geliyorum. Titreşime geliyorum. Biraz titreşim veriyorum. Düzeylere geliyorum. Şeylerde ufak bir ayarlama yapıyorum. Eğriler diyorum. Bir miktar koyultuyorum. Tamam diyorum. Kontrol I diyorum. Ters çeviriyorum. Belli bölgelerde olmasını istiyorum. Klavye X'e basıyorum. Şu alanın etrafını fırçamı alıyorum. Etrafında böyle hafif bir siyahlık oluşmasını istiyorum. Bu şekilde görselime daha çok odaklanabileceğim. Boyutumu biraz arttırıyorum. Derecemi biraz daha arttırıyorum. %30'lar seviyesine getiriyorum. Bu etrafı biraz kararttırıyorum. Evet, bu şekilde. Papatya görselim var. Papatya görselim hariç diğer renklerin biraz daha bir ton daha koyu olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapabilirim. Bakın. Buradan hızlı seçim aracını alıyorum. Şekilde bir seçim yapıyorum. Seçimimi yaptım. Seçten ters diyorum. Seçimin tersini seçtim. Buradan üniversal renk konularından eğriler diyorum. Biraz koyultuyorum, aşağı doğru alıyorum.
Öncesi, sonrası. Şimdi renklerde canlandırma yapacağım. Son doygunluktan tekrar şöyle geliyorum. Şurayı biraz canlandırıyorum. Beyazlara dokunmuyorum. Yeşillerin üzerine geliyorum. Yeşilleri biraz canlandırıyorum. Ve bu şekilde şu iç bölümü biraz daha keskinleştireceğim. Yakma aracımı alıyorum. %19 diğerleriyle beraber yakıyorum biraz. Yeterlidir. Keskinleştirme aracını alıyorum. Biraz da keskinleştirme yapıyorum. Yapraklara özellikle. Şu kenar bölümlerine. Evet, bu şekilde işlemimiz tamam gibi. Ton doygunluğa çift tıklıyorum. Şuraya geliyorum. Rengi biraz açıyorum. Bu kadar yeterlidir. Biraz da buna renk dengesi diyelim. Renk dengesiyle biraz oynayalım. Gölgeler diyelim. Açık tonlar diyelim. Evet, bu şekilde. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Konuklaştırmış, bölüm netleştirilmiş. Bölüm biraz daha netleştireceğiz, biraz daha rengini açacağız. İlk önce şu tonlarla biraz oynayalım, renk tonlarıyla. Ton doygunluk diyelim. Renklerimizi biraz açalım. Daha sonra biraz buradan titreşim diyelim, biraz canlılık verelim renklere. Şu ayarda olabilir. Buradan eğriler diyoruz. Şu orta noktaya belirliyorum. Bir miktar aşağı kaydırıyorum. Bu şekilde. Düzeyleri açıyorum. Düzeylerle beraber biraz ton ayarlaması yapacağım. Hepsini Ctrl G ile grupluyorum. Bir maske ilave ediyorum. Fırçamı alıyorum. Rengimi Clyde X'e basıyorum. Siyah seçiyorum. %30'lar seviyesinde işlem yapıyorum. Şu parlak olan alanları biraz daha matlaştırıyorum. Diğer yerlere dokunmayacağım. Şimdi bu alanı biraz daha renginle oynamak istiyorum. Keskinleştirmeyle oynamak istiyorum. Mesela tekrar görselime geliyorum. Keskinleştirmeyi alıyorum. Burada şekilde keskinleştiriyorum görseli. Yakma aracını alıyorum. Şu oraları yakıyorum. Soldurma aracını alıyorum. Pozlamamı biraz daha düşürüyorum. Şöyle belli yerlerde uyguluyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi genel olarak bir tonları açmak istiyorum.
Parlaklık kontrastta görüyorum. Parlaklığı açıyorum. Şu seviyelerde benim için uygundur. Bunu Ctrl I diyorum. Ters çeviriyorum. Klavye X tuşuna basıyorum. Fırçamı alıyorum. Buradan karanlık yerlerin üzerinden özellikle geçiyorum. Şimdi diğer bölgeleri de karartacağım. Eğriler diyorum. Işığı biraz kısmak istiyorum. Şu şekilde uygundur. Buraya geliyorum. Siyah klavyede X tuşuna basıyorum. Opaklığımı %100'e çıkartıyorum. Sertliğim sıfırda. Boyutumu biraz daha büyütüyorum. Şu fındık olan bölgelerden o karartıyı alıyorum. Klavyede alt tuşuna basıyorum. Yapmadığım yerler varsa onları da yapıyorum. Tekrar klavyede alt tuşuna basıyorum. Evet, bu kadar yeterlidir. Şimdi şunların hepsini şöyle bir seçip Ctrl G yapıyorum, grup yapıyorum. Öncekisi buydu, sonrası bu hale geldi. Burada bir görselim var. Şöyle yapacağım. Şu çileklerin olduğu bölümleri biraz açmak istiyorum. Diğerleri o kadar önemli değil. O şekilde kalabilir. Düzeyler diyorum. Şöyle şu şekilde açıyorum rengi. Olabildiğince. Buradan da bir miktar açıyorum. Şu uygundur benim için. Buraya geliyorum. Ctrl I diyorum. Çileklerin olduğu yerleri şimdi açacağım. Klavyede X'e basıyorum. Buranın rengi değişiyor. Çileklerin olduğu yeri şu şekilde açıyorum. Ctrl Z diyorum. Sertliğimi şekilde ayarlıyorum. Boyutumu ufaltıyorum. Şu şekilde çileklerim görünsün. Burada bir hata yaptım. Önemli değil. Klavyede X'e basıyorum. Şu kenarları geçiyorum. Klavyede tekrar X'e basıyorum. Görseline biraz daha yaklaşıyorum. Klavyede X'e bastım. Buraya geliyorum, hatam var mı diye. Boyutumu küçültüyorum. Klavye X'e basıyorum. Kontrol 0 diyorum. Evet, bu şekilde. Öncesi buydu, sonrası bu şekilde oldu. Biraz kontrastı arttıralım. Eğriler diyoruz. Şuraya geliyoruz. Şuradan biraz esnetiyoruz görseli. Ton doygunluk diyoruz. Buradan kırmızıların üzerine geliyoruz. Sağa doğru çekiyoruz. Yeşillerin üzerine geliyoruz. Miktar oynuyoruz yeşillerle.
Fırçayı alalım. Şu bölümlerde hatalar var. Bunu düzeltelim. Bunda renkleri biraz açacağım. Yüzeyler diyorum. Renkleri biraz açıyorum. Evet, bu şekilde uygundur. Canlılık, renk canlılığı zaten yeterli. Şu şekilde biraz bir miktar rengin tonunu genel olarak açıyorum. Şöyle yapacağım. Şu ara bölümlerine yakacağım. Yakma aracını alıyorum. Görselime yaklaşıyorum. Boyutumu oldukça düşürüyorum. Şöyle çiçeklerin aralarını şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapmış oluyorum. Kontrol sıfırla beraber uzaklaşıyorum. Netleştirme, keskinleştirmeyi alıyorum. Şu bölümleri şöyle keskinleştiriyorum. Bugünkü dersimizde doğa fotoğrafları üzerinde birkaç düzenleme yaptık. Renkleriyle oynadık, keskinleştirmeye yaptık, kontrastlarıyla oynadık. Zaten güzel olan fotoğraflarımızı biraz daha dikkat çekici yapmaya çalıştık. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.